Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Bu hafta cumartesi girecek video yayına. Çünkü hafta içi çok yoğundum. Bir de yurt dışı falan vardı. O yüzden çok fazla çekemedim, bilgilenemedim. Klasik tıraşımız var bugün yine. Soranlar oluyordu. Araya birkaç ürün aldık. Şimdi yine klasik tıraştan devam ediyorum. Prorasa köpüğüm hazır. Şöyle biraz daha köpürteyim ki güzel bir köpük olsun. Sonra köpüğe diyorsunuz ki olmamış vesaire. Gördüğünüz gibi köpüğümüz böyle güzel oldu. Şimdi umarım iyisinizdir. Yani yaz ayları biraz rehavetle geçiyor biliyorsunuz. Bir şeyler söylüyorsunuz. Eskişehirli bir arkadaş var, sürekli onu al, bunu al, şunu al, şu var, bu var, şu var, şunu al, bunu al, bunu getir, bunu götür falan yazıp duruyor. İmkanlar dahilinde almaya çalışıyorum. Bütün yorumlarınızı da görüyorum. Ama her ürünü alamıyorum tabii ki. Yurt dışından Danimarka'daydım. Danimarka ve İsveç'e gittim geçen hafta içinde. Diğer kanalı takip edenler mutlaka görmüştür. Oradan şey alamadım çünkü orada bir market gezme imkanımız yoktu. Bilir. Orada çok pahalı. Yani euro gibi, euro da değil. Kron, Danimarka kronu, İsveç kronu cinsinden her şey. Acayip pahalıydı yani arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Hani Euro'nun üzerine de bile onlar çıkınca bize göre değil yani açıkçası. Yani zaten çok ucuz bir şey beklemiyordum da en azından hani şey de değildi. Gillette Labs falan bulurum diye düşündüm. Sonra çok oluyor onun. Ama Türkiye'de yok şu an Gillette Labs. Yuma gayet uygun fiyatlı bir ürün. Bununla tıraş olacağım. Başlıyoruz tıraşımıza. Klasik tıraşta yani ilk defa bu videoyu keşfedenlere söyleyeyim. 30 derecelik bir açıyla kesim yapmanız gerekiyor. Biraz dikkatli olmanız iyi olur. Ama öyle çok korkutulacak bir şey değil de. Normal kartuşlu makinelere göre bunlarla biraz daha dikkatli tıraş olmak gerekiyor. Kesme ihtimali daha yüksek çünkü. Bu arada üzerindeki jilete bakmadım. Nedir bir markasına bakayım da size de onu da söyleyeyim. Bazen soruyorsunuz. Evet. Şöyle gördüm ama Rusça yazıyor. Bir dakika. Evet. Rapira. Üzerinde de Rapira varmış arkadaşlar. Onu da göstermiş olayım. Söylediğim gibi Danimarka güzeldi ama bu arada İsveç falan. Danimarka'ya çok takılmadık ama İsveç çok güzeldi. Yeşillik her taraf falan. Bizim Karadeniz'e çok benzettim. YouTube diğer kanalımda, teknoloji kanalımda Peugeot E5008 için gitmiştik oralara. Videosu var, oraya bakarsınız. Fikir verir yani size arkadaşlar. O kanala da abone olmayı unutmayın bu arada, onu da söyleyeyim. Şimdi tıraşımız devam etsin. Güzelce. Bu arada klasik tıraş güzel bir. Biraz zaman ayırmak, biraz böyle ihtimam göstermek gerekiyor. Normal tıraş gibi değil yani. Bu arada ben yani kimseye de zorla tıraş, yani klasik tıraş olduğunu da demiyorum. O tarz zorlamaları pek doğru bulmam. İsteyen istediği şekilde tıraş olabilir.
size her zaman söylüyorum. Tıraş kişisel bir şeydir. Sizde çok iyi sonuç veren bir şey bende vermeyebilir. Benim çok övdüğüm bir şey sizde ya bu adam da yazdı bizi demeyin. Farklı sonuç verebilir sizde. Şimdi ikinci perdeye geçiyorum. İkinci perde şart değil. Biraz daha sinek kaydı olsun, daha güzel olsun derseniz mutlaka önereceğim bir teknik. Ama ilk perdeleri güzelce yaparsanız o da olur yani arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şöyle bir iyice köpürtelim. Köpüğün iyi olması tıraşında daha sorunsuz ve daha güzel olacağı anlamına geliyor. Evet. İkinci perdeyi de yaptık. İkinci perdenin de daha doğrusu hazırlığını yaptık. Burada tersten de alabilirsiniz. Ben bazen alıyorum, bazen almıyorum. Videolarımı izlediğiniz zaman göreceksiniz. Yani iyi sinek kaydı isterseniz tersten almanız iyi olur. Ama herkesin de cildi sakalı farklı. Dikkatli olmanızı da öneririm bu tersten alma işlemi sırasında. Yani cildinizi siz kendiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Benim ya da bir başkasının hani ahkam kesmesine izin vermeyin. Orada siz kendi cildinizi kendiniz biliyorsunuz. Bu arada yuma agresif değil, rapire de öyle değil. Yani en azından bendeki etkisi öyle değil. Ama söylediğim gibi hani bu kişiye göre değişir. Sizde çok agresif sonuçlar da verebilir. Evet, fena olmadı, güzel oldu. Böyle bir tersten alsaydık daha da güzel olurdu. Şimdi yüzümü yıkayacağım ve son yorumlarımla birlikte videoyu kapatacağım. Bir klasik tıraş videosunun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Yuma ile tıraş oldum. Bu uygun fiyatlı ürünler bunlar. Zamanında 3 lira 5 liraya almıştık. Tabii şimdi herhalde bir 50 lira 100 lira vardır diye tahmin ediyorum. Bakmadım epeydir. Klasik tıraşı denemek isteyenler için yapılabilecek, kullanılabilecek ürünlerden bir tanesi. Söylediğim gibi hani böyle bir mecburiyet, böyle bir zorunluluk addetmiyorum. Bir de benim uzun yıllardır kullandığım şu var. Bunu herhalde 10 yıl önce falan almıştım. Bitmedi hala. Hala var içinde. Onu da bir süreyim. Bazen bunları da soruyorsunuz. Hani bu tarz çok uzmanlığım yok benim. Ama hani işte bu tarz bir şey alır kullanırsınız. Öyle çok böyle bir büyük bir farklılık oluşturacağını söylemiyorum. Yani X markasını aldım o daha iyi bu kötü diyebilirsiniz. Bakın alın deneyin. Kendiniz karar verin derim. Bana destek olmak için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanala abone olmanız önemli. Kanala abone olanlar da ne yapabilir? Videoları beğenebilir, yorum yapabilir. Paylaşabilirsiniz isterseniz. Yapıyorsunuz, yapanlar var. Teşekkür ederim. Aynı zamanda benim bir teknolojik kanalım var. Asıl burası biraz hobi gibi yapıyorum. Bu taraf biraz daha iş odaklı. Oraya da beklerim. Bu arada yeni ürünler de söylüyorsunuz. Görüyorum. Alabileceklerimi, ulaşabildiklerimi, fiyatı makul bir noktada olanları alıp denemeye çalışıyorum. Ek olarak beni sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Oralardan da beni takip ederseniz sevinirim. Haftaya farklı bir taş videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.